Başkan, fışkıyı kim kırdı? Bak, ilk defa burada itiraf edeceğim. Buyurun. Herkes bunu çok merak ediyor. Hemen ben bizim güvenliğe haber verdim. Dedim ki şu şeyi getirin, kamerayı getirin. Hı hı. Fışkıyı kim kırmış? Kamerayı getirdiler, ben izledim. Arkadan gözüküyor. Beyaz bir çorabı var. Arkadan gözüküyor beyaz. Beyaz çorabı var. Eşkali çoraptan alıyoruz. Sakalı var. Sakalı var. Arka sadece bu kadarını gördüm. Yani eşkal beyefendiye biraz benziyor. Ben o Ahmet gün, Bey kırmış olabilir misiniz fışkıyı? O gün ben burada değildim, tanıklarım da var. Yani Ankara'da değildim. Ayrıca tanıklarım da var. Ankara'da değilsiniz, tanıklarınız var. O zaman bir tevatür yani şu anda orada. Hayır, hiç öyle deme. Gelir ve gider hemen. Fakat öyle bir durum da söz konusu olabilir. Başkan kendisi bizzat kırmış olup bize bu suçu atmaya çalışıyor olabilir. Hatta beyaz çorap giyip takma sakal taktığı bile söz konusu olabilir. Olabilir mi ya? O kadar bu kadar fantastik olabiliyor musun? Yani olabilir. Şimdi, olabilir. Ahmet, başkan yapar. Başkan çok fantastik bir. Şimdi bu kadar güzel bir mantık kurduğuna göre şunu izah etmesi lazım. Ben niye fıskiye kırdım? Bana iftira atmak için. Gayet güzel. Ama anladığım kadarıyla fışkiyenin kimin tarafından kırıldığı ortada kaldı biraz. Yok, hayır, sadece beyaz çorap ortadaki. Yani yok, tamamen şeyler bunu gösteriyor. Gerçekten Ahmet Hakan'dan şüpheleniyorsunuz. Evet, şüpheleniyorum. Kırdınız mı Ahmet Bey? Yani yanıma kırık İtiraf fışkiyi aldım geliyorum. Yok yani kırdım. Hayır yani işte buyurun bu komployu hazırlamak ve kurmak için başkan kendisi takma sakal, beyaz çorap bu işi yapmış olabilir büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Büyük. Zaten arkadan görüyoruz yani eşkal görünmüyor. Bir beyaz çorap üzerinden gidersek evet. Galiba fışkiyi ortada kırıldığı ile kaldı.